Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zili de açarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel oyanın yapılışını anlatacağım. Oldukça gösterişli ve hoş duran bir model. Hemen ara modeliyle başlayalım. Arasında kuyumcu kafesi kullandım arkadaşlar modelimin. Hemen bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içinde geriye dönerek çift düğüm atıyorum. Ve aşağıya inerek kuyumcu kafesimi tamamlıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Ve çift düğüm attım içine. Aşağıya da inerek kuyumcu kafesimi tamamladım. Şimdi modelimizin alt yaprak kısmına geçelim. Bunun için zürafa yapıyoruz. Kuyumcu kafesinden sonra 4 tane zürafa yapalım. Dört tane zürafamı yaptım. Artık yapraklarımı oluşturacağım. Yuva yapıyorum. Bunun için yaklaşık 2 zürafa, 3 zürafa boyu kadar bir yuva oluşturdum. Yapmış olduğum yuvada geriye dönüyorum. Ve yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine bir tane düğüm attım. Aşağıya iniyorum. Ve sinek kanadımı oluşturdum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar üçüncü için yukarı çıktım arkadaşlar. 3 tane düğüm atmış oldum buraya. 1, 2, 3 tane düğüm attım. Ve buraya minik bir pırpır yaptım. Arkadaşlar. Çünkü bu çiçeklerimizi bu pırpırımızın içerisine yapacağız. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Hemen yanına bir tane pırpır yaptım. Yapmış olduğum pırpırın içine düğümümü attım. Tekrar aşağıya iniyorum. İkinci kat için tekrar yukarıya bir tane düğüm atıyorum. Aşağıya iniyorum. Üçüncü kat için tekrar yukarı çıkıyorum. Ve burada tepeye minik bir pırpır yapıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Dilerseniz siz bunun sayılarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 katlı yaptım. Siz bunu 4 veya 5'te yapabilirsiniz. Yine pırpırımı yaptım. İçine düğümümü attım. Ve aşağıya inerek sinek kanadımı oluşturdum. Tekrar
Yukarı çıkıyorum. İkinci kat için düğümümü atıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Üçüncü kat için çıkıyorum yukarı. Ve yine buraya bir tane minik pırpır yapıyorum. Ve aşağıya inerek tüm kanatlarımı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ve devamında yine dört tane zürafa ve ardından kuyumcu kafesiyle devam ediyor modelimiz. Biz şimdi üst kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimin üst kısmı için renkli ipimi aldım. Oyamı tersine çeviriyorum. Bu buradaki baştaki minik pırpıra ipimi sabitliyorum. Ve tekrar oyamı düzüne çeviriyorum. Ve buradaki pırpırımın içine orta boyutta bir pırpır yapıyorum. Ve buraya aynı şekilde 10 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. İkinci pırpırımı yaptım. Pırpırlarınızın eşit boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü modeli gösteren pırpırlar. Beş tane yaptım. Altıncı pırpırım. Ve yedinci pırpırımı yaptığımda burada bir daralma oldu arkadaşlar. Bunun içinde modelimi tutuyorum. Böyle sola doğru çekiyorum. Burada diğer pırpırlarım için yer açıldı. Buradaki pırpırlarım da böyle sola doğru kaydı. 7 tane pırpır yapmıştık. 8. pırpırımı yaptım. 9. Ve 10. pırpırımı yaptım. Sonra yine elimle geriye doğru kaydırdım onları. Ve bakın, böyle yuvarlak bir görünüm elde ettik. 10 tane pırpırımız oldu. Artık burada fazlalık iplerimi kesiyorum. Ve yine aynı şekilde diğer yapraklarımı da yapacağım. Yine oyamı ters çevirdim. Pırpırımın içine İpimi sabitliyorum. Ve buradaki pırpırın içine 10 tane orta boy pırpır yapıyorum. Bu şekilde 3 yaprağımın da üzerine pırpırlarımı yapmış olacağım. Ben tüm pırpırlarımı, çiçeklerimi tamamlayayım arkadaşlar. Size öyle göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diğer çiçeğimin yapraklarını da tamamladım. Gerçekten çok müthiş duran bu model. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Sizler de yaptığım modeli beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Lütfen bana destek olun. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer yapmamı istediğiniz modeller de varsa Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz modeli atabilirsiniz.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.